Geç kaldın abi. He? Geç kaldın. Tamam gidiyoruz ya. Ne zaman geldiniz? 15 dakika oldu abi. Tamam. Yalnız önce pazara gitmemiz gerekiyor. Nasıl pazara gideceğiz abi? Çimen bekliyor. Abi şey ya, Serpil sipariş verdi. Salı günleri pazar var burada. Abi program çekeceğin günde seni pazara mı gönderiyor aynen, gerçekten? Aynen gönderiyor. Serpil saç kesim parası ne zaman vereceksin? Vermedik mi onu ya? Vermedin abi. Kaç tamam. Aldı ya? Tamam veririm abi. Şimdi şeye gideyim. Çekim var bugün. Abi. Çekim halledeyim geleceğim Erol. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah Mustafa, kolay gelsin. Abi dün tostlar vardı, onlar ne olacak abi? Bir tostlar ne olacak abi? Tost kaç lira ki? 25 lira abi. Tamam sen bana hatırlat abi sana. Hatırlattım ya şimdi. Tamam sonra hatırlat abi, şimdi bizim çekim eyvallah gideriz. Abi. Hadi kolay gelsin. Gülüyor, eyvallah abi. Hadi çocuklar, hadi. Ne sorusu bu? Eyvah, eyvah. Emze, buraya bir iş şişt tane. Kolay gelsin. Tamam abi, inşallah. Abi, tamam. Deli yapacağımdı. Abicim. Yani. Brokoli var mı? Sen de meyveler var değil mi? Aynen. Tamam. 6 muz, 1 kilo mandalina. Mandalina ne kadar abi? 1 kilo. Avokado burada mı vardır acaba? Sebzede mi? Avokado ne oldu? Hangi yerin olduğunu ben de bilmiyorum. Avokado. Avokado var mı? Avokado var abi. Aa var mı? Hay şu. Abi ananas mı ya? Ha bu mu avokado? Oha 10 lira. 10 lira mı abi? Tanesi mi? Kilosu mudur? Tanesidir abi. Avokado bir tane. Beğendim. Çok anlayamadım. Abi avokadonun iyisi nasıl seçiliyor? Ne bileyim ama avokadonun ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Hocam bu iyi mi? Süleyman Demirel'i de Süleyman Demirel'i ya Türkiye'de yokken Avrupa'dan getirtirdi her yıl. Süleyman Demirel mi? Evet, Süleyman Demirel bu Türkiye'ye bunu getirtirdi. Tamam mı? Evet, haberin olsun. Daha abi. Devam et. Her gün bizde bir tane yer. Demirel. Ondan sonra Demirel. Ve bunun faydası pH'i yükseltir. Vücuttaki pH'i yükselttiği zaman direncini artar. Bebek için alıyoruz. Bebek için değil mi? Her şey için. Herkes için. Eyvallah abi. Sağ olun. Teşekkürler. Süleyman Demirel. Abi Ecevit'in getirdiği mandalinalar da. Abi 2 kilo bahçe domates. En küçüğünden karnabahar. Niye en küçüğünden abi? Ebi. Abi teşekkür ederim. Sen de abi. Kolay gelsin. Evet, talk show çekmeye gidiyorsunuz. Hazır hallettik. Ben buradan scooter'la gidiyorum. Metrobüs durağında buluşuruz. Bununla mı gideceksin abi? Ben şeye doğru gidiyorum ya. Metrobüse buradan biraz yürüyerek mesafe var çünkü. En büyük lüksüm bu. Böyle bir şey olamaz ya. Nedir? Dolu mu İstanbul kartımız? Abi sen basmayacak mısın bizim yerimize? Ben niye basayım? Abi o kadar da değil herhalde ya. Ben kendimi geçireyim de. Ya şu seyahat ücretler buraya şeyler satıyor ya. Evet. Geçerken bir atağa da geçeceğim. Ay hepsinin parasını vereceğim, bir atağa da geçeceğim. Çok zekli. Yetersiz kapıya. Niye geri döndün? Cem abi ne güzel geçiyorduk, çekiyorduk. Niye geçemedin? Dedim ya oğlum kart boş. Kart boş mu? Bir kere şey oldu burada. Bu İstanbul kart turnikeleri orada. Tam böyle geçeceğim. Bir tane takipçime denk geldik. Fotoğraf çekildik falan. Abi çok seviyorum seni falan filan yaptı. Eyvallah kardeşim dedim. Sonra çocuk bastı geçti. Tam arkasından ben bastım yetersiz bakıyor oldu. Çocuk bana baktı. Çekti gitti biliyor musun? Ya. Ulan insan bana da bir basmadım tane basar. Basmadım abi. Basmadı. Nasıl takipçi bu ya? Çok seviyormuş beni. Çok seviyormuş. Yaklaşık 15 dakikada turu geri döndü. Evet ya şaka gibi. 3 tane koca adam. Evet aslında... Bu yetersiz bakiye çok sesli söylemiyor mu abi sence de ya? Sen benim şakaya pas veriyorsun orada. Böyle şakayı şey yaptım ya ekranı oldu. Evet abi. Ya abi hayatımın en riskli şakasıydı. Yani o şaka ekranı oldu. Ama güldürdün yani. Gülmeseydi. Yani elveda kariyer. Evet. Teşekkürler BKB. Sağ ol. Adam alttan güldü. Bir rahatladın o zaman abi gülünce sen.
Ya ilk zaten biraz ses geç gidiyor ya. Değil mi? Ben şakayı yaptım. Gerildin mi abi o? Böyle bir süre bir baktı bir saniye. Deseydi ki, arkadaşım ne diyorsun anlayamadım deseydi. İade almayı çok seviyorum ya. Bazen hakikaten böyle birine fotoğraf falan çekiliyorum bu iadeye yakın bir yerde. Sonra diyorum ki iade almayayım, fotoğraf çekildik ya havalı olsun diye. Yukarı çıkıyorum, çocuk gidiyor sonra geri gelip iade. Ya çünkü abi şöyle bir sanatçılık yok yani. Adamla fotoğraf çekin sonra burada. Tamam, olmaz. Böyle bir işlemse kadar. Cem abi ödüyor musun bizimkileri? Ayıp ediyoruz ya. Çıktı mı kayıttan? Versiniz 6 lira. Bu asıl bineceğimiz minibüsün bekleme istasyonu. Kız içine güvenliği şey yok yani. Geçen şeyde olmuştu. Ben abime de. Adam böyle patır 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 sıkıyor tamam mı? Dedim abi kaç çıktık şey diyor. Çalışmıyor ki ama. Vlog çekiyoruz bu arada. Bizim Müşra bizim asistanımız. Elimiz, ayağımız, kolumuz, kafamız, her şeyimiz. Ceyhun, Rapid TV. Ha, bu şeyler oluyor ya mesela. Albay denetleme videoları oluyor ya. Bir de böyle öyle şey. Kuvvet komutanı falan geliyor mesela şöyle bir fotoğrafları var. Bak Ceyhun, gel onu yapalım senden. Kuvvet komutanı böyle şöyle bir fotoğraf var ya. Buraya doğru abi. Seyircinin kahkahasını alalım orada. Ha doğu görsün diye diyorsun. Şöyle geçebilir misin? Buradan görür çok net. Bu kadar yeter. Aynen bence yeter. Seyirci buradan izle. Kaldırın önemli değil işte. Orayı da görür, orayı da görür. Ha? Selam. Vay fazla. O süperstar fazla spotla gelmiş. Fazla. Bu ne? Vlog çekiyoruz. Kanka momer olmadı hiç bize. Fazla vlog çekiyoruz. Ben bunu YouTube kanalına yenileceğim. Biraz da enerjik gelir misin? Çünkü çimen böyle değil. Geldi be. Başımız sağ olsun. Var. Geç kaybettik. Biraz da sen de arayacaksın. Bir daha gelin. Enerjik gelir misin? Çok soğuk. Fazla hoş geldin. Kanka ne abi? Bir program olacak valla. Ama ne haber? O gün artık bana geldi sevgili. Ya da boş ver uzatmayalım. Ha evet sıkıntı çıkalım. Kolay gelsin. Program hakkında ne düşünüyorsunuz? Çimen Talk. Eğleniyor musunuz çekerken? Valla çok eğlenceli evet. Bakın daha sigardırken bile çok eğleniyorum. Değil mi? Kolay gelsin. Teşekkürler. Çimen Talk izlemeye geldiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Valla ilk kez izleyeceğim. Bakalım nasıl? Şeyi daha önce izlemiştim. İnternetten şeyleri izlemedim. Bu programı izlemedim de şeyi izledim. İkisini de izledim Rabarba'dan falan. O yüzden geldim. Bir arada ilk defa mı izleyeceksiniz? Bir arada ilk defa izleyeceğim aynen. Daha önce stand-up'ını falan izlemiştim. Güzeldi. Şimdi bakalım bu nasıl? Cem abi seni görmeye geldim. Buradayız. Eğlenceni düşünüyor musun? Kesinlikle. Ben Büyükşehir'den geldim. Çok uzaktan geldim. 50 kilometre yol geldim. Bayağı uzaktan geldim. Cem gülüşler için mi sadece? Hem o hem Fazla abi hem Doğu abi. O yüzden evet. Geldik yani bakalım. İnşallah eğleneceğiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu an sen Cem İşler'in asistanı mı yapıyorsun değil mi? Evet. Ne zamandır? 6,5 yıl oldu. 6,5 yıl. Nasıl Duygu Cem İşler'le çalışmak? Zor. Nasıl zor ya? Komedyenle çalışmak nesi zor olabilir? Biraz mükemmelliyetçi ama yine de çok eğlenceli. Evet onu bize fark etti. Mükemmelliyetçi. Hazır mısın sen? Vay mikrofon. Kanka memocum gibi çıktı. Sağ memocu bir anda fırlamış. Şimdi oldu. Ben kendim abi, yaparım abi. Ben misin? Seni yormak istemiyorum. Ben fazla. Tabii ben kendim yaparım. Tamam. Ben de bir dakika. Halkın işinden geldim kardeşim. Tamam, ben fazla bir puanla şu şov olur. Az önce tam takıdaktı. Uğur dedik, Uğur vlog çekiyoruz dedi. Sen gel taklidi bana bir de. Az önce. Dedim mi demedim mi? Demedim. Fazla çok güzel motive ediyor beni. Bak fazla beni motive etmeyecekti bak. Bak aynen şöyle. Kanka ne yapacağız ya?
Ne yapacağız ya? Ben de ne yapacağız? Ben çok panik oldum ya. Oğlum şey ya. Ama ilk bölümler çok panikti. Şimdi biraz daha rahat. Dikkat ediyorum. Ya sana çok güveniyorum Cem. Yani sen çok iyisin o yüzden. Sana güveniyorum. Nasıl olacak? Senin bana verir sana görmem. Şey izledim ya. Exxen'de Euro 2008 belgeseli yapmışlar. Çok güzel. Abi Nihat kendinde bir abartıyor. Görmen lazım. Şimdi o Çek Cumhuriyeti'nin attığı bir gol var ya. Aslında yanlış yerden yanlış zamanda yanlış bir vuruş yaptı ama mükemmel bir gol olduğu için kimse itiraz edemiyor. Şey diyor Nihat, işte diyor iyi oyuncuyla çok iyi oyuncu arasındaki fark bu. Ya arkadaşım ben niye kendini... O gol atamazsak vatan aynı. Niye pas vermedin? O direkt eğer ıslak olmayıp o top direkten geri gelseydi o zaman çok iyi oyuncuyla iyi oyuncu arasındaki fark görürdü. Can kafası yaralı adamı gol atmak kolay ya. Bir şey vardı. Evet, kafası yaralı, dünyanın en iyi kalitesi kafası yaralı. Sen bu arada eksen mi aldın? Aldım. Hmm. 9.90. O 2008'in videosu şeyde de var, YouTube'da da var. Ben YouTube'da izliyorum. Halkla ama, beraber. Ama bunda o futbolcuların çoğu da röportaj yapmışlar. Gitmişler, ufaleci ile yapmışlar. Slevon Bilic'te. Bilic'in yeni müziği ne kadar güzel olmuş, bu sakal bırakmış falan. Adam 5 yaşı bırak toparladı. Abi berber yok işte. Ya, çok pahalı berber. Teknik direktörü çok üzülüyorum fazla yani. Böyle gelince hep böyle 20 bin kişi. Sergen'in de öyle oldu ya, Fatih Hoca'yı. Hacı gelmişti, Roberto Carlos Sivas'a gitmişti. Teknik direktörün gelmesiyle gitmesi arasında hep çok büyük fark var ya. Hiç böyle hani daha büyük takıma transfer olduğu için giden teknik direktör görmedim ben. Aynen, ondan bir de gelişi böyle binlerce kişi karşılıyor. Ondan sonra giderken 2-3 tane çalışan free shop'tık falan bakıyor ya. Güle güle abi. Malzeme çünkü gelip görüşürüz abi diyor. Adam nasıl tek yapmak istiyorsa programı yapar. Hayır, ağzımıza yazın. Açacağız, açmayın. Hakikaten biz de şu an takip edelim. Sıcak yapsak, sıcak... Şimdi, ya sen yapmak. İndirim bir dedim. Kendi siparişi. Karabalı misafir. Yemekhane kötülüğü. Çocuk, yemekhane kötüyse. Evet abi. Düşüncelerinle program hakkında. Ya mükemmel bir program. Cem abi de özlemişim. Sağ olsun beni çağırdığı için çok teşekkür ederim. Bir yandan telefona çekmenin amacı ne? Kamera arkasının kamera arkasının. Kamera arkasının kamera arkasının. Vallahi mi gerçekten? Evet, vallahi. Tamam alabiliriz. Buyurun. Hadi. Pardon. Hadi. Evet, çok iyi bir komedyen. Alkışlarınızla Doğu Demirko! Valla güzeldi bir program. Sağ olsun Cem abi de seviyoruz. Çimen de başlayıp Çimen'le alakası olmayan bir formata dönüşmesi itibariyle de eğlencesi yerinde bir program. Sağ olsun çağırdığı için de teşekkürler.